Tag waren es denn? Bence Tag var bir de. Yer 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 hoppa. Herkese merhaba arkadaşlar. Sonunda döndüm. Gördüğünüz gibi elimde bir sürü ekipmanlar var. Kamera ekipmanları var. Bugün video çekmeye başlıyorum. Evet arkadaşlar, herkese merhaba tekrardan. Biraz sıcak bir Brescia günü. Havalar oldukça sıcak artık. Temmuz ayının şu anda ortasındayız. Hatta ortası da değil, bugün ayın 20'si. Ağustos ayına doğru böyle gidiyoruz. Biliyorum uzun zamandır ortalıklarda yokum. Artık buna bir son verelim dedim bugün. Çıktım sizler için bir tane bir işte ne yaptım ne ettim videosu çekmeye karar verdim. Şu anda Brescia'nın kalesi dediğimiz bir işte tepede bir yer var. Oraya doğru böyle şehrin içinden buraya doğru çıktım. Daha önceden de hani sizlere zaten anlatmıştım. Haziran ayında arkadaşlar bildiğiniz gibi askere gittim. Tabii ki hani askere gittim derken bu bedelli bir askerlikti. Bu bizim için çok iyi oldu. Çünkü hani zaman açısından gerçekten hani 5 ay 6 ay nasıl giderim diye düşünürken böyle bir şey çıkması tabii ki yani bizim açımızdan mükemmel oldu diyebilirim. Bu arada arkadaşlar Kars'a gittim askere. Onu da başta söylemeyi unuttum. Kars deyince böyle biraz tabii duraksadım. Yani çok uzak bildiğiniz gibi. Hani Türkiye'nin bir ucu Ermenistan'la neredeyse sınır. Hatta öyle yani direkt sınırı. Böyle dedim hani ne yapacağız ne edeceğiz falan hani biraz uzak. Ama hiç hani beklediğim gibi olmadı diyebilirim. Kars gerçekten güzel bir şehirmiş. Onu gördüm. Askerliğimi de 18 gün yaptım. Tabii ki normalde 21 gün ama hani uzaktan geldiğiniz için size bir 3 gün yol izni veriyor. O yüzden hani toplamda 18 gün yaptım askerliği. Ama tabii ki hani bu 18 gün hani şimdi böyle buradan söyleyince hani böyle kısa gibi geliyor ama orada işler apayrı. Yani şimdi tabii buradan bana hani böyle söylenecekler hani 18 gün yaptım falan filan. Durum hiç öyle değil çünkü gerçekten orada zaman geçmiyor diyebilirim. Hani buraya İtalya'ya döndüğümden beri işte neredeyse 1 ay olacak. Hani zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Ama hani orada o şekilde olmuyor işler. Günün çok erken saatinde kalktığınız için işte ya 5'te ya 6'da kalkıyorsunuz. O yüzden gün geçmek bilmiyor. Tabii ki de hani günde hani çok yaptığınız bir şey yok. Sadece askerlik dediğiniz şey beklemekle geçiyor. Bir de tabii ki içtimai unutmamak lazım. Buradan yapanlar edenler
hani hak verirler. Sadece hani bekliyorsunuz bütün gün. İşte emir geliyor, onu yapıyorsunuz. İşte ayakta bekle, yemek ye, rap rap rap, bir iki yürü. Yani işler öyle ilerliyor. O yüzden de hani zaman gerçekten hani geçmiyor. Onun dışında hani 18 gün resmen teknolojiden uzak kaldım. Yanıma telefon almadım arkadaşlar. Hani onun dışında bir teknolojik alet de götürmedim. Her şeyimi bıraktım. O yüzden hani böyle 18 gün benim için bir detoks gibiydi. Tabii ki de yani şunu söylemek lazım. Yani askerliğin size kattığı en güzel şey orada kazandığınız arkadaşlıklar. Bunu hep söylüyorlardı. Hani gitmeden önce bana bu böyle hani çok mantıklı gelmiyordu. İşte 18 günde, 20 günde veya bir ayda hani ne kadar bir arkadaşlık yaparsınız. Hani hep bu bir düşündürüyordu beni. Ama hani olaylar hiç öyle olmadı. Hani bizim koğuş, 13. koğuş, buradan böyle selam gönderiyorum. Hani belki de izliyorlardır, söylemiştim orada da. 13. koğuş efsaneydi diyebilirim. Yani zaten hani birbirimize takılmasak, hani gırgır şamata yapmasanız zaman hiç geçmez. Ama hani oradaki insanlar da aynı şekilde, hepsi çok kaliteli insanlardı. Hani o yüzden hiçbir sıkıntı yaşamadık, çok iyi anlaştık. Zaten hani 18 gün, 20 gün işte beraber yaşıyorsunuz, beraber uyuyorsunuz, beraber yemeğe gidiyorsunuz. İster istemez bir alışkanlık oluyor. O yüzden hani buradan hepsine tekrardan selam söylüyorum. Ve şunu söylemem lazım. Tabii ki hani bu olayda en güzel, askerliğin en güzel şeyi bence işte en son günkü olan yemin töreni arkadaşlar. Türk sancağının şanını, Türk sancağının şanını, canından aziz bilip, canından aziz bilip, icabında vatan, icabında vatan, Cumhuriyet'i vazife uğruna, Cumhuriyet'i vazife uğruna, seve seve hayatımı feda edeceğime, seve seve hayatımı feda edeceğime, namusum üzerine, namusum üzerine, and içeri, and içeri. Hani yemin törenine kadar bayağı bir çalıştık. Bizim hani komutanlarımız da biraz fazla olduğu için başımızda, yani bizi çok boş bırakmadılar. Yemin töreni için zaten 18 gün boyunca onunla ilgili şeyler yapıyorsunuz. Yürüyüş, silah eğitimi gibi şeyler. Gerçi silahla ilgili bir şey yoktu törende ama işte silah söküp takma. Bu arada atış da yaptık. Orada da 6'da 5 attım. Hatta 6'da 6 da diyebiliriz. Ama o olay da beni hani korkutmadı değil. Çünkü çok hani söylediler bize, buraya iyi otur. Buraya silahı iyi koymazsan işte gözünde biraz dayayacaksın. Hani geri teperse işte ne bileyim gözün veya buran morarabilir gibi şeyler komutanlar söyledi. Biraz tabii gözümüz korktu ama hiç öyle olmadı diyebilirim. Tabii burası benim biraz kasıldı atarken. Ama hani şu sol kulak, sağ kulak, hani solunda sağında bir sürü kişi silahla attığı için bayağı böyle yankı yapıyor. O da o şekilde geçti. Güzeldi yani askerlik anısı olarak. Dediğim gibi yemin töreni apayrıydı. Yani yemin töreninde bu kadar duygulanacağım aklıma gelmezdi. Çünkü baktım böyle herkesin ailesi gelmiş falan filan. Bizimkiler hani zaten dedim hani gelmenize gerek yok. Kars uzak. Belki yakın şehirlerde oturan kişilerin daha çok aileleri gelmiştir. O yüzden hani biraz böyle sonunda duygulanmadık değil. Bir de zaten bizim arkadaşları gördüm sonra. Baktım herkes böyle birbirine sarılıyor ediyor. Allah dedim tamam. Bir baktım bir kişi ağlıyor. Herkes ağlamaya başladı falan. Ya böyle duygulandık. Güzel anılar biriktirdim diyebilirim askerlik adına. Ama hani şunu da söylemem lazım. Hani 5 ay 6 ay hani nasıl zaman geçer diye bir orada düşünmedim değil. O yüzden hani kısa dönem, uzun dönem yapanlar için gerçekten hani Allah kolaylık versin. Kolay iş değil. Bu süre zarfında işte Haziran ayında şeydeydim zaten. Bir iki gün Türkiye'de kaldım. Bursa'da kaldım. Bizimkileri gördüm. Onlarla da yaklaşık bir 11 aydır falan görüşmüyorduk. Ama sadece işte annemleri 2 gün görebildim. Sonrasında direkt Kars'a uçtum. En son kaçında döndüm işte sonuna doğru. Çünkü hani Temmuz ayında da işbaşı yapmam gerekiyordu. O yüzden arkadaşlar biraz böyle koşuşturmalı geçti olaylar. Hani videolarda tabii ki bu aşamada çok vakit ayıramadım. Videolar başlıyor diyebilirim. Hani bu da böyle güzel başlangıç olur yine. Başka söyleyebileceğim şeyler düşünüyorum aklıma gelen şeylere. Şunu söyleyeyim. Hatta iki tane daha söyleyeceğim şey var unutmazsam. Birincisi son gün, yani askerliğin son günü. Bizim normalde uçağımız ayın 28'inde normalde işte askerlik bitiyordu. Terhis belgenizi alıp oradan sizi işte normalde hani bu sizi direkt salmıyorlar. Böyle bir kural varmış. Bunu ben de duyunca çok şaşırdım. Yani böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya kışladan çıkamıyorsunuz. Ya işte aileniz gelmesi lazım, sizi alması lazım. Anne babanız. Veya işte kardeşiniz evliyse sizi alabiliyor.
veya işte eşiniz varsa o sizi gelip alabiliyor. Onun dışında çıkış yapamıyorsunuz. Bunu da bilmiyorum ne kadar burada anlatmam doğru. Ama biz şöyle bir şey yaptık. Normalde bizim işte 29'undaydı uçağımız. 28'inde de askerlik bitti aslında. Hani birçok kişi zaten, çoğu kişi gitti. Bir günde Kars'ta gezeriz olayına geldi. Neyse hani bir sıkıntı çıkmadı. O şekilde yaptık. Ahmet diye bir arkadaşımız vardı. Onunla beraber bir otel bulduk. Hani bu kadar Kars'a gelmişken hani gezmeden gitmeyelim dedik. Çünkü hani benim sonrasında çok vaktim olmadığı için direkt Türkiye'ye döneceğim. Oradan da İtalya'ya geri gelecektim. Hani o bir günü değerlendirmek istedik açıkçası. Gayet de güzel oldu. İyi ki hani oradan çıkmışız. Çünkü bazı arkadaşlarımız orada kalmayı tercih ettiler. Ama hatta benim de başta böyle kafamda hani soru işaretleri vardı. Buradan Ahmet beni kesinlikle anar. Ben bayağı onun böyle başının etini yedim. Abi acaba yapmasak mı etmesek mi falan. Ama bir sıkıntı çıkmadı. İyi ki yapmışız. Aynı zamanda Eray ve eşi. Onlarla birlikte buluştuk. Onlar da bir gün orada kaldılar Kars'ta. Neyse arkadaşlar, Kars'ı güzel bir gezdik. Kars manzarasını şöyle görelim. Görüyorduk da nerede kalıyor belli değil. Oralarda bir yerde. Aa, bir şey diyeceğim. Bak. Şu bizim stadın orada değil miydi? Ne, hangisi abi? Beach mi? Evet. Aynen. Değil mi? Doğru. O zaman o taraf. Aynen, bu tarafta olabilir. Doğru söylüyorsun. Beach vardı. Beach dönüyordu falan. Dönüyordu. Hatta buraya ne yapacaksınız falan muhabbet oldu. Doğru, çok mantıklı. Evet, çok büyük bir alanda inşaat gibi. İnşaat. Vallahi güzel. Arkadaşlar Kars. Hani gelinir mi? Gelinir mi? Gelinmez. Yani gelinir ama bedelli askerlik yapmak için gelinmez. Gezmeye gelin. Piti yemeye gelin. Paz yemeye. Kars dediğiniz zaman aklınıza işte gravyer peyniri, onun dışında eski kaşar, bir de böyle daha çok hani kahvaltıda yenilen kaşar dediğimiz bu peynirleri Kars'ın çok ünlü ve bir tane çok güzel bir kalesi var Kars'ın. Onu da tabii hani orayı görmeden gidemezdik. Bu arada Kars'ın 3'te 2'si askeri arkadaşlar. Yani nereye giderseniz gidin, bir tane ortada zaten merkez var. Onun dışı, yani etrafı, yukarısı hep dağlık. İşte onun arka taraflarına kadar askeriye bölgeler, kışlalar uzanıyor. Yemekleri, yani yemeklerine gelmek istiyorum. Bir yemek yedik arkadaşlar. Yani inanılmazdı. Ben böyle bir kuzu incik hayatımda yemedim. İsmi Piti. Değişik bir isim de var. Telefonumu götürmedim demiştim. Orada Eray'ın telefonunu kullandım. Görüntüleri hep öyle çektik. Yanında böyle güzel de bir tane işte pilav tarzı bir şey getirdiler. Bulgur da olabilir, bilmiyorum. Yanında da arkadaşlar süryani şarabı dediğimiz bir şarap geldi. O şarabı da ilk defa denedim. Yani biraz ağırdı ama tadı güzeldi diyebilirim. Çok fazla para vermedik diye hatırlıyorum. Yani yaklaşık bir 20 TL falan veya 23 falan olabilir. Yani Kars'ta fiyatlar öyle çok pahalı değil. Sonrasında da akşam yani tabii ki o yetmedi. Ondan sonra böyle bir yürüdük, gezdik falan. Bir hadi tabii ki rakı içelim dedik. İşte 20 gündür hiçbir şey, yani ne içki içiyorsunuz ne bir şey. O yüzden böyle güzel bir yere gittik orada da. Böyle mezeleri söyledik, rakıları koyduk. Öyle güzel bir zaman geçti. Yani o bir günü de bu şekilde değerlendirmek istedik. Ertesi gün zaten hemen İstanbul'a uçtum. Oradan da işte bir gece kalıp ertesi gün direkt İtalya'ya geldim pazar günü. Bence herkesin bir gitmesi, görmesi gerekiyor. Başta hani ben ne gerek var falan filan diyordum. Ama kesinlikle ortamı görmeniz lazım. Yani bambaşka bir yer. Kazandığınız arkadaşlıklar askerlikte gerçekten farklı oluyormuş. Yani onu da anladım. Hepsiyle hatta bir tane WhatsApp grubumuz var. Hala hani konuşuyoruz, görüşüyoruz. Hani bundan sonra da hani bir yerde denk gelirsek kesinlikle hani görüşeceğim insanlar. Ortam güzeldi. Hani aslında keyif aldım diyebilirim. Tabii ki zorlukları vardı. Ama hani askerlik bu. Sonuçta hani belli bir şeye kadar katlanıyorsunuz. Sonrasında bitiyor. Bu arada telefonu daha demin düşürdüm demiştim. Şöyle yandan gitti. Neyse ki üstünde koruması var. Bir sıkıntı yok. Ama yani hemen bayağı böyle kırıldı. Şöyle göstereyim netlerse. Olaylar böyle. İşte ne yaptım, ne ettim, olayları biraz bu şekilde gelişti. Videolar çekmeye başlayacağım, güzel konular belirledim. Bakalım sizin de yorumlarınızı işte bekliyorum. İşte videoyu beğendiyseniz beğenin, yorum atın. Destekleriniz biliyorsunuz benim için çok önemli. Bir de unutmadan şunu söyleyeyim. Yani bu süre zarfında bayağı yazan arkadaşlar oldu. İşte neredesin, ne yaptın falan filan. Herkese de buradan teşekkür ediyorum. Şimdi size en son bir de yukarıyı da çıkartayım.
Tabii yine böyle daha detaylı video istiyorsanız Brescia ile ilgili, hani yorumlara atın. Daha böyle güzel işte şehri çekerim, anlatırım. En son bir de yukarıya çıkartayım. Oradan sonra videoyu kapatalım. 3'ü aldım. Modu tabii biraz yokuş olduğu için. Evet, Brescia'nın meşhur kalesi de burası. Böyle dağ tepeye doğru gidiyor. Şu içeriden de giriyorsunuz. Sol tarafta güzel bir alan var. Burada böyle işte çay bahçesi tarzında dediğimiz şeyler. Tabii ki burada kafeler. Burası arkadaşlar dün gece çok kalabalıktı. Yani bir sürü buraya arabalar falan park ediyordu. Böyle yukarıda şu hemen sol tarafta böyle güzel bir yer kurmuşlar. İşte hem içkinizi alıyorsunuz hem yemeğinizi yiyorsunuz. Böyle güzel bir ortam, ışıklandırmalar falan. Olaylar bu şekilde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, bay bay.